Herkese merhabalar. Şimdi de MEB'in yayınladığı tekrar testlerini çözelim sizin için. Bu yakın zamanda sınav olacak. Sınava paralel sorular olduğunu düşünüyorum. Şimdi şekildeki eşit kolda terazi dengede olduğuna göre x'in y türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Normal cebirsel bir ifade vermemiş de bir terazi vermiş. Yani bu buna eşit demek istiyor. Bakın bundan kaç tane var? 2 tane var. O zaman şunu yazabilirsiniz. 2 tane 9 üzeri x eşittir. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane y'dir. Şimdi bunları hemen düzgün bir şekilde yazmaya çalışalım. Logaritmayla düzenleyip kimi yalnız bırakalım? X'in y türünden eşiti. Ya da şıklara baktığınızda her şey y ile yazılmış olduğuna göre x'in yalnız bırakılmış halini bulacağınızı anlamış olmanız gerekir. Her tarafı 2'ye böldüm. Burası 3y oldu. 9 üzeri x'i de 3 üzeri 2x yazınca burası 3 üzeri 1 çarpım y oldu. Her tarafı bu sefer 3'e bölersem şöyle oldu. Yani aslında 3 üzeri 2x eksi 1 eşittir y oldu. Şimdi bizim yapmamız gereken x'i yalnız bırakmaksa o zaman bunun üstel sayının tabanı 3 ise her tarafa logaritma 3 giydirebilirsiniz. Logaritma 3 yazdığımda üstel logaritmik birbirini götürdü. 2x eksi 1 eşittir. Logaritma 3 tabanında y'dir. 1'i öbür tarafa atıyorum. Hemen 2x eşittir. Logaritma 3 tabanında y artı 1 bölü 2 bölü 2. Yani x eşittir 1 bölü 2 parantezinde, şıklarda 1 bölü 2 parantezine almıştı. Onu gördüm. O da 1 artı logaritma 3 tabanında y artı 1. Bakıyoruz. Cevap C şıkkında gizlenmiş. Geçelim diğer sorumuza hemen. Eymen bahçesine düz bir sıra boyunca belli aralıklarla ağaç dikmiştir ve her n'inci ağacın birinci ağaca olan uzaklığının logaritma 2 tabanından n olarak ölçüyormuş. Logaritma 2 tabanında n olarak. Buna göre Eymen'in diktiği 24. ağaç ile 3. ağaç arasındaki mesafe. Bu sorunun aynısı ÖSYM tarafından aslında cetvel sorusuyla sorulmuştu. Yani bize şunu soruyor. Şimdi şurası zaten başlangıç noktası birinci ağacımız. Şurası da neymiş? Üçüncü ağacımız. Bizim aslında 24. ağacımızı soruyor. 24. ve 3. ağaç. İkisinin arasındaki mesafe bu. Burası nedir? Logaritma 2 tabanında 3. Bu mesafe nedir? 1'den 24'e kadar olduğu için logaritma 2 tabanında 24. İkisinin arasındaki fark da aradığım x değeri. Dolayısıyla x eşittir logaritma 2 tabanında 24 eksi logaritma 2 tabanında 3'tür. Bakın bu tabanlar aynı olan bir çıkartma işlemi ise normal çok basit bir logaritmanın bölme işlemi olduğunu içerisinin bölmesidir. 24 bölü 3'tür. O da logaritma 2 tabanında 8'dir. Bunu da logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 yazabilirsiniz. İster 3'ü öne atın, isterseniz logaritma ile üstel birbirini götürür. Cevap 3 olmuş olur. Yukarıda verilen karelerdeki sayılar o karenin üstündeki iki çemberde bulunan sayıların toplamıdır. Buna göre A artı B'nin değeri nedir? Bakın toplama çıkartmadan başka bir şey değil zaten. Sadece üstüne şekil giydirmişler. Bunu topla 1 olsun diyor. Bunları topla 2 olsun diyor. Tamam. Şunu hemen yazalım. Şu nedir? Logaritma 2 tabanında 4'ü 2 üzeri 2 yazarsam bu 2'yi ister öne atın ya da logaritma üstel birbirini götürürse bunun 2 olduğunu biliyorsunuz. Yani burası 2. Tamam. A artı 2 eşittir 1 ise A'nın eksi 1 olduğu bulundu. Sıra geldi buraya. Şimdi burası da zaten 2 tabanında olduğu için logaritma 2 tabanında şunu şöyle yazabiliriz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Kök 8 yazabilirsiniz. O da logaritma 2 tabanında 8 2 üzeri 3 olduğuna göre 2 üzeri 3. Bunun derecesi de 2 olduğuna göre 3 bölü 2. Yani bunlar birbirini götürse B de pardon bu değer de 3 bölü 2 olmuş oldu. Yani B artı 3 bölü 2 ifadesinin 2 olduğunu biliyorsak B ne oldu? 2 eksi 3 bölü 2 2 kere 2 4'ten 3 çıktı 1 bölü 2. Şimdi B belli
A belli. Neymiş? A eksi 1, B de 1 bölü 2. 2 kere eksi 1, eksi 2, bir daha. Eksi 1 bölü 2. Bu sorumuzu da halletmiş olduk. Beril Sena Umay bilimsel hesap makinesi yardımıyla 1'den 100'e kadar 100 sayının farklı tabanlarda logaritma değerlerini hesaplayacaktır. Bu sayıların Beril 2, Sena 3, Umay 5 tabanda yazıyor. Hesaplanan değerlerin tam sayıya eşit olanlarını sonuçlarını defterlerine yazıyorlar. Üçünün bulduğu tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi biz şöyle düşünelim. Bu soruyu çözmeden sonucun tam sayı çıkması logaritmayla, çünkü logaritma tabanında yazıyor. Logaritmada nedir? Logaritma a tabanında a üzeri x olacak ki bunu öne atabilelim. Veya logaritma tabanıyla üstel fonksiyonun tabanı birbiriyle eşitse götürür birbirini. Sonucu x çıksın. Dolayısıyla sizin o logaritmanın içerisine yazacağınız ifade tabanın kuvveti olması gerekiyor. Yok hiçbir şey anlamadım derseniz de hemen şunu şöyle yazalım. Biz birden başlayarak yazmıyor muyuz? Logaritma iki tabanında 1. Logaritma iki tabanında 2. Logaritma iki tabanında 3. Logaritma iki tabanında 4. Devam ediyor. Hepsini yazamayacağımızı görün diye küçük örneklerle bitirelim bu işi. Bunun sonucu nedir? İçerisi 1 ise sonuç sıfırdır. 2, 2 aynı olduğu için sonuç 1. Şimdi logaritma 2 tabanında 3 zaten tam sayı çıkmaz. Geçtik. Logaritma 2 tabanında 4, 2 üzeri 2'den 2 çıkar. Bakın 4'ün sonucu, 2'nin sonucu ve 1'in sonucu. Bunların hepsi nedir? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Yani 100'ü geçmeyecek şekilde 2'nin kuvvetlerini yazmam lazım. En son ne yazabilirim? Logaritma 2 tabanında 64 yazsam, burası 2 üzeri 6 olduğu için en son 6 yazarım. Peki 128 yazsam o 100'ü geçtiği için yazamıyorum. Yani 2 üzeri 7'yi kullanamıyorum. Dolayısıyla Beril 64'e kadar tam sayıları seçer. O da 2 logaritma 2 tabanında 64 6'yı verir. Yani 0'dan 1, 2, 6'ya kadar. Sena 3 tabanında sonuçları ne çıkıyor? 0 çıkıyor, 1 çıkıyor, 2 çıkıyor. 3 tabanında kuvvetler 9, 27, 81. Ne olmuş oluyor? Bir sonraki 100'ü geçmiş oluyor. 81 nedir? 3 üzeri 4. Yani şöyle logaritma 381 nedir? Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4. Yani sonuç maksimum 4 çıkabilir. Aynısı Umay için geçerli. Umay da şöyle 5, 5, 25, 125, 125'i sayma. O zaman 0'dan 5 üzeri 1, 5, 5 üzeri 2, 25, 5 üzeri 3, 125. Bunları kullanamıyoruz. O zaman Beril 1'den 6'ya kadar topladığımızda 6 kere 7, 42 bölü 2 Beril için 21 artı. 1'den 4'e kadar kaç yapıyor? 10 yapıyor. 1'den 2'ye kadar bu da 3 yaptı. Toplamda 31, 3 daha 34 yapmış oldu. Evet, çok basit bir logaritmik denklem. Burada dikkat etmemiz gereken şey tabanların hepsini 6 yapabilirsek işimiz kolay. Yapmış zaten. Hepsini yapalım. Hatta bu 2'yi de logaritma 6 tabanında yazalım. Böyle değil de logaritma 6 tabanında 36 yazdım. Devamı logaritma 6 tabanında 2 olmuş oldu. Eşitlik şöyle. O zaman şurayı düzenliyorum. Toplama ise içeriği çarpma yapar. Logaritma 6 tabanında x çarpım x artı 1. X çarpım x artı 1 şu olmuş oldu. X kare artı x eşittir. Burası da toplama olduğu için içeriği çarpmaya dönüştürecektir. O zaman logaritma 6 tabanında 36 çarpım 2 72. Bakın tabanlar aynıysa içler aynı olmak zorunda. X kare artı x eşittir 72 ise x kare artı x eksi 72 eşittir 0. Burası artı 9 çarpım eksi 8'dir. Topladığımızda artı 1'i vermiş oldu. O zaman x artı 9 çarpım x eksi 8 eşittir 0'sa x ya eksi 9'dur ya da artı 8'dir. Şimdi şıklara bakıyoruz. Zaten sağ olsunlar negatifi koymamışlar. Çözüm kümesi koysaydı şunu yapacaktınız. Logaritmada bulduğunuz her sonucu çözüm olarak kabul etmiyorsunuz. Aynen mutlak değer ve köklü ifadelerde olduğu gibi.
Bunların tanımsız yaptığı durumu kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın eksi 9'u buraya içeriye yazın. İçeriği tanımsız yapardı. Zaten onun için cevabımız zaten 8 oldu. Evet, gelelim hacim sorusuna. Bu hacim sorusu diğer sorulara nazaran bence daha güzel bir soru. Niye olduğunu da hemen söyleyelim. Şimdi şekilde ayrıtların uzunlukları logaritma 2,81, logaritma 3,21, 5,32 olan içi boş dikdörtgenler prizması içerisine kutunun içine en fazla kaç tane birim küp yerleştirilebilir? Şunu söyleyebilirsiniz. Şunun hacmini hesaplayalım. Bunun hacmi V1. Birim küp de 1. Böldüğümde bu iş biter diyebilirsiniz. Ama o zaman sorumuz yanlış olacaktır. Neden? Çünkü bu sıvı değil. Yani bu kutunun içerisine koyduğumuz kütle sıvı olsaydı cismin bütün boşluklarını doldurabilirdik. Veya içerisine koyduğum uzunlukların tam katı olsaydı haklısınız sığabilirdi. Ama maalesef logaritma 2,81 dediği şudur. Aslında 2'nin kuvvetlerini yazalım. Şu kenara yazayım, sol tarafı sonra kullanacağım. Logaritma 2'nin 64 ile logaritma 2'nin 128. kuvveti arasındadır. Kim? Logaritma 2,81 arkadaşımız. Bakın bu 2 üzeri 6 olduğu için, şurası 2 üzeri 6 olduğu için 6 logaritma 2,81. Şurası da 2 üzeri 7 olduğu için 7'dir. Yani şu uzunluk, bu uzunluk aslında 6 küsuratlı bir uzunluk olmuş oldu. 6 küsurat olunca şu olması gerekiyor arkadaşlar. Bu birim küp olduğuna göre parçalayamıyoruz. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yerleştiriyoruz. Bu boşluk birden daha kısa olduğu için buraya herhangi bir cisim yerleştiremiyoruz. Ha, o zaman uzunlamasına 6 tane. Aynı ifadeleri de bu arkadaşlarımız için yaparsak logaritma 3, 25 kimle kim arasında? Logaritma 3, 27 ile logaritma 3, 9 arasında. Bu 2, bu da 3'tür. Şimdi dolayısıyla 2 küsurat olduğu için buraya da 2 kutucuk sığar. Yani tabana buraya 6. Yanlamasına 2. Yükseğe kaç tane sığacak? Şöyle bakıyoruz. 5 tabanında 25 olsaydı 2 olurdu, 125 olsaydı 3 olurdu. Ha, 25 ile 125 arasında olduğu için yukarıya da maksimum 2 tane sığar. Şöylemesine 2 tane sığar, şurada boşluklar kalır. Ona da yapacak bir şeyimiz yoktur. Toplamda çarptığımızda 24 tane birim küp yerleştirmiş olabiliriz. Logaritma 2 tabanında x eşittir a olduğuna göre logaritma x 4 artı logaritma 8 x ifadesinin a cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisi? Kolay bir soru. Cinsinden yazma sorusu. Hepsini 2 tabanına çevirebilirsiniz veya zaten verilenle istenenlerde hep 2 var. İki türlü çözebilirim. Hatta 3 yolla çözebilirim ama en kolay hangisi olur? Şöyle yapalım. Önce bir tanesini çözelim. Sonra da başka yöntem kullanmak istersek kullanırız. Şimdi burayı ben şöyle yazıyorum. Logaritma x 2 üzeri 2 yazdım. Bu 2'yi öne atarsam 2 tane ne oldu? Logaritma x tabanında 2 olmuş oldu. Bunu düzenliyorum. Bu 2 çarpım neye eşit? Bu 2x, bu x2. Yani takla atmış hali. Demek ki bu 1 bölü a demek. O zaman birinci kısım neymiş? 2 bölü a'ymış. Geldik ikinci kısmına. Logaritma 8 tabanında x'i 8'i 2 üzeri 3 yazdım. X de x üzeri 1. Bakın 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü öne yazdım. Bunları artık yazmıyorum. Ne oldu? Logaritma 2 tabanında x. Bu neydi? Bu zaten komple kendisi a'ydı. Çarptığımda bir kere a. Burası da a bölü 3. İkisinin toplamını istiyor. Topladığımda 2 bölü a artı a bölü 3. Bunun altına 3, bunun altına a yazarsanız 6 artı 6 artı a çarpımı a kare bölü aşağısı da 3a olmuş oldu. Hangi şıkkımızda var? 6 artı a kare bölü 3a. Bu birinci yöntem. İsterseniz bir de farklı bir yöntemle çözelim. Yani çok farklı değil ama işte değiştirelim. Burada şunu yapabilirsiniz. Her tarafa 2 yaz, 2 yaz. Ne oldu? X eşittir 2 üzeri a olur.
Dolayısıyla şuraya yazıyorum. Logaritma x yerine 2 üzeri a. Şu 4 yerine de 2 üzeri 2 yazdığımda şununla şu 2 bölü a olur. Geri kalan logaritma 2 2 olduğu için yazmaya gerek yok. Birincisi bu. Sıra geldi ikinciye. Logaritma 8 yerine 2 üzeri 3 yaz. X yerine ne yazıyorsunuz? 2 üzeri a. Kuvvete kuvvet. Ne olmuş oldu? Burası da a bölü 3 olmuş oldu. 2 2. Logaritma 2 2 de zaten 1 eşit olduğu için bir daha yazmaya gerek yok. Bunu hesaplamıştım. Bu da zaten a kare artı 6 bölü 3a gelmişti. Yine zaten aynı sonucu bize vermiş oldu. Bir bakteri türünün sayısı her 3 saatin sonunda 2 katına çıkmaktadır. Başlangıçtaki bakteri sayısı 150 olduğuna göre kaçıncı saatin sonunda bu bakteri türünün sayısı 4800 olur? Bundan öncekiler hep işlem sorusuydu. Bundan sonrakiler artık yani yeni nesil sorular dedikleri, daha doğrusu fonksiyon sorusu ya da modelleme sorusu. Bakın çok basit aslında, hiçbir zorluğu yoktur. Bize söylemiş orada. Bakteri sayısı her 3 saatin sonunda 2 katına çıkmıştır. Her 3 saatin. 3 saati bir periyot kabul edelim. Biz periyot sayısına göre hesaplayalım, sonra da saati buluruz. Şimdi aslında bakteri sayısına B desek. Başlangıçtaki 150 ama her 3 saatin sonunda, yani 3 saate bir periyot diyelim. Tamam. 2 katına çıktığına göre 2'nin katları şeklinde gidiyor. 2 üzeri P diyelim. Yani 1 koyduğunuzda bakın 1 saatin sonunda, 1 periyotun sonunda 2 üzeri 1, 2, 2 kere 150, 300. 2 katına çıkmış oluyor. 2 periyot sonra o da 4 katına, 8 katına bu şekilde devam edecek. Biz ne istiyoruz? Bakteri sayısının 4800 olmasını istiyoruz. O zaman hemen şuradan devam ediyoruz. 4800 eşittir 150 çarpım 2 üzeri periyodumuz. Tamam. 150'yi böl 4800'e, 150'yi böl 4800'e, sıfırlar gitti. 480 bölü 30 olsaydı 16 olurdu. 15 olduğu için 2 katı 32 olmuş olur. Bu da 2 üzeri P oldu. Demek ki bu da 2 üzeri 5 olması gerekiyor. P eşittir 5. 5 periyot sonra bu iş tamam. Periyodumuz nedir? 3 saatte bir, 3 saatte bir, 3 saatte bir. 5 periyot, 5 kere 3, 15 saatin sonunda bu iş tamamlanmış olur arkadaşlar. Adanın kumbarasında başlangıçta bir miktar para vardır. Ada her ay kumbarasına bir miktar para attıktan sonra kumbaradaki para miktarı önceki para miktarının 3 katı olmaktadır. 3 katına çıkıyor. Az önceki gibi modellemiş olsak 3 katına çıktığına göre 3'ün kuvvetini yazacağız. Burada her ay kumbara, o zaman periyodumuz 1 ay. 1 1 1 bizi çok yorulamayacak. Adanın başlangıçta bir miktar, onu bilmiyoruz. Burada x'i kullandığı için kullanamıyorum. O zaman şöyle diyelim. Parayı başlangıç miktarına içine bir miktar koyuyor, 3 katına çıkartıyor. O zaman 3 üzeri ne diyelim? Buraya da b diyelim. Bizim paramız başlangıç miktarının 3 katına çıkıyor. Her ay sonunda, her ay sonunda b yerine ayları yazacağız. Şimdi x'inci ayda biriken para miktarı 3x üzeri 4 olduğuna göre bu kumbarada başlangıçta ne kadar para vardı? X'inci ay deyince b yerine x yazıyorum. 3 üzeri x yazdım. Sonra başlangıçtaki para miktarını bilmiyorum. A çarpım 3 üzeri x. Neye eşitmiş? Neye eşitmiş? 3 üzeri x artı 4'e. 3 üzeri x artı 4'ü 3 üzeri 4 diye yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. Bakın her tarafı 3 üzeri x'e bölersem geriye ne kaldı? A eşittir 3 üzeri 4 olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bunun da sonucunun 81 olduğunu gördük. Şimdi bu videomuzu burada bitirelim. Bundan sonrakilerin hepsi diğer sorularımız yeni nesil sorular. Yeni nesil soruları da ikinci bölümde çözmüş olalım arkadaşlar.